ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, Erzincan İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında meydana gelen facianın ardından gelinen aşamayı değerlendirdi. Olayı koordine eden bakanlar ile kaza yerini birlikte inceleyen Bakan Işıkhan, "Biz gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konu taviz vermediğimiz bir konudur." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, yapılan inceleme ardından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kıymetli basın mensupları, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında kısa bilgiler sunacağım. Bildiğiniz gibi bütün iş yerlerinde ve üretim sahalarında bizim için en önemli konulardan bir tanesi çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığıdır. Bu konuda biz gerekli önlemleri alıyoruz ve taviz veremediğimiz bir konudur bizim için. Çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği noktasında daha önce de ifade ettim. Teftiş Kurulu Başkanlığımız ve baş müfettişlerimiz eşliğinde şu an incelemelerimiz, araştırmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede olayın gerçekleşmesinde ortaya çıkan kök nedenlerin bulunması noktasında da müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şunu da ifade etmek istedim. Tabii olayla ilgili idari ve hukuki süreç devam ediyor. Ancak müfettişlerimizin hazırlayacağı raporlar belli bir zamanı alacaktır. Ama en son noktada burada ihmali ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde gerekli hesabı vereceğini de ifade etmek isterim. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Tüm müfettişlerimize burada Koordinatör Bakanımız Sayın Enerji Bakanımızla birlikte destek vermeye devam edeceğiz. Müfettişlerimizle alanda ve sahada burada olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. İliç ilçesi Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası yürütülen çalışmalar bölgede yeni bir heyelan riski nedeniyle durdurulmuştu. Ancak heyelana uğramış toprağın taşınması ve arama çalışmalarının yeniden başlatılması amacıyla yeni bir güvenlik planına gidildi. Yeni güvenlik planı ivedilikle uygulanmaya başlandı. İş makineleri ile 24 saat sahada aralıksız çalışarak heyelan riski ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. ...1400 metre kutuna çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toprak altında kalan 9 işçinin aileleriyle birlikte risk bölgesinde gözlemde bulundu. Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarını işaret eden Bakan Bayraktar, yapılan müdahalenin hızla devam ettiğini ifade etti. Esnaf ziyaretleri ve mahalle buluşmalarına devam eden bağımsız belediye başkan adayı Yüksel Çakır, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi. Yeni sanayi sitesi esnafına ziyaretlerini gerçekleştiren Çakır, yatsı namazından sonra mahalle buluşmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan bağımsız belediye başkanı adayı Yüksel Çakır şu ifadelere yer verdi. Kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer bugün buradaysak, sizlerin karşısındaysak, sizlerin hislerine, duygularına tercüman olarak sesiniz, soluğunuzsak, bu sizin bize bu yolda bir emrinizi, bu yolda
bize verdiğiniz bir emri baş üstüne yapmamızdandır. Sağ olun, var olun. Bu seçim daha önceki seçimlerden farklı bir seçim. Erzincan siyaset tarihinde iki partinin ittifakıyla birlikte mevcut belediye başkanı arkadaşımız da bağımsız bir belediye başkanının ve diğer adayların ilk kez sandıkta yarışacağı tarihte benzeri olmayan bir seçim. Bizim bu noktaya nasıl geldiğimizi, buraya gelirken neler yaşandığını, sizlerin düşüncelerine, fikirlerine bu anlamda değer verilmediği için, dikkate alınmadığı için ama söylemlerde halk kimi istiyorsa, vatandaş kimi istiyorsa şehri o yönetecek denmesine rağmen dikkate alınmadığı için biz sizlerin sesi ve soluğu olmak için yola çıktık. Bravo. Sağ olun, var olun. Ve biliyoruz ki sandık önümüze konulduğunda sizler oylarınızla 5 yıl Erzincan'ı yönetecek, temsil edecek belediye başkanını seçerken bu seçim sırasında, bu yarışta, bu yarışın hiçbir kaybedeni olmayacak. Kazananı Erzincan olacak inşallah. Ancak bizim başlattığımız bu mücadele sizlerin sesine kulak vermemizle birlikte dalga dalga yayılmakta. Çünkü tarihte bir söz vardı. Sıkışmışlığın, toplumun görüşlerinin, fikirlerinin önemsenmediği dönemlerde tabirse atamayla ve dayatmayla demokrasiye engel vurulmaya çalıştığı dönemlerde bir söz ortaya atılmıştı. Yeter söz de, karar da milletin denmişti. Erzincan'ın da içinde bulunduğu 46 ilde düzenlenen narko çelik iki operasyonları kapsamında 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen narko çelik iki operasyonlarında 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar ifadelerinde bulunan Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 24 bin adet sentetik ecza ele geçirildi ve bir zehir taciri yakalandı. Doğumundan 25 gün sonra SMA tip 1 hastalığı teşhisi konulan ve acilen tedavisinin tamamlanması gereken Nilperi bebek için Erzincan Valiliği koordinesinde birbirinden farklı dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. Nilperi bebek için bir destek de Erzincan'ın sivil toplum kuruluşlarından geldi. 28 Şubat 2024 gecesi düzenlenecek olan Nilperi Nefes Gecesi'nin hemen ardından 29 Şubat 2024 saat 19'da Erzincan Belediyesi Nikah Toplantı Salonu'nda Nilperi Bebek için Erzincan Tek Yürek İstişare Toplantısı gerçekleştirilecek. Erzincan Valiliği onaylı toplantı için tüm Erzincanlılar davet ediliyor.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İliç ilçesi Çöpler Altın Madeni sahasında yaşanan toprak kaymasının meydana geldiği ilk andan itibaren görev alarak mesai mefhumu gözetmeden çalışan, polis uygulama noktalarında bulunan hazır kuvvet personelleri ve çevre illerden takviye gelen emniyet personellerine ziyarette bulundu. Müdür Kurt, İliç ilçesinde alınan tedbirleri yerinde inceleyerek vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapan personellere görevlerinde kolaylıklar diledi.